Soner Yalçın, komplocu virüs. Ağzınızı açıp Rockefeller dediğiniz anda sözünüzü bitirmeden azgın koro ortalığı velveleye veriyor. Komplo bu. Ağzınızı açıp Bill Gates dediğiniz anda aynı refleksi gösteriyorlar. Komplo bu. Onlarsa bilimi savunuyormuş. Bilim dedikleri dünya sağlık örgütü papağanı olmak. Bu örgüt ne derse sorgusuz kabul etmek. İyi de bu örgüt Rockefeller, Gates gibilerin parasıyla çalışıyor dediğinizde aynı yanıtı veriyorlar. Komplo bu. Arkadaş alın bir okuyun bu örgütün rezaletleri hakkında bin kitap var. Keza eğer komplocu görüşleri çürütmek istiyorsanız sizin de karşı argümanları ortaya koymanız gerekiyor. Salt komplo bu demek yetersiz kalıyor, tartışma olmuyor. Görünen niyetleri başka her farklı görüşü dile getirenleri topluma kötücül patolojik vaka olarak göstermeye ant içmişler. Oysa biraz gevşeyin, komplo latince konspirare sözcüğünden çevrildi. Birlikte nefes almak anlamına geliyor. Bakın, içinde zeka ve bilgi bulunan komplo teorilerini okumayı severim ama pek önemsemem. Masonlar, tapınak şövalyeleri, Illuminati, Sion protokolleri vesaire hakkında yapılan retorik kurgulara tebessüm edip geçerim. Nazilerin yaptığı UFO aracıyla Hitler'in kutuplara kaçtığı gibi fantazilere gülünmez mi? Teori yapmak öyle kolay çocuk oyuncağı değil. Verveleci takım. Son yıllarda her yeni bilgiyi, her yeni tartışmayı komplo teorisi diyerek hararetle bastıranlardan kuşku duymaya başladım. Yahu, düne kadar FETÖ hakkında yazılan gerçeklere de komplo denmiyor muydu? Örneğin biz FETÖ askerleri darbe yapacak dediğimiz zaman Doğu Perinçek bile hakkımızda neler söyledi, neler yazdı. Hiç değişmiyor. Hapsedildiğinde onu savunduğu için cezaevine atılan Oda TV'yi bugün Gökçe kanalında karalıyor. Ayıp. Neyse. Evet son dönemde ilgimi küreselci resmi görüşten farklı düşünenleri komplocu diye itibarsızlaştırmak isteyen popülist çevreler çekmeye başladı. Kim bu gürültücü takım? Bakınız. Düşün ihracatçısı ülke değiliz. Sadece ithalatçıyız. Sorgusuz sualsiz sert bir keskinlikle tercümeler savunuluyor, küresel medyanın yazdıkları tekrarlanıyor. Şüphe duymayı tümden unuttuk. Tek sorumuz yok. İnsanımız yapay zekaya dönüştürüldü. Verileni tekrarlayan. Öğretmeni kalmadı çünkü. Aydın bilim insanını yok ettiler. Fikren yoksullaştırıldı insan. imajı algıya yenik düşürüldü. Ekranda görünenlerin, basında yüceltilenlerin tek bilgi kaynağı salt ders kitapları. Tarih gösterir ki bilimin gelişime set çeken hep üniversiteler oldu. Ki bu yazdığımı bile kavramayıp hakaret mailleri gönderecek öğretim üyelerine sahibiz artık. Yürüyecek çok zorlu yolumuz var. Sonuçta her farklı görüşe komplo diyenlerin fikir dünyasına tek katkıları yok. Sadece güvenli yaşamayı tercih için nakarat söylüyorlar. Diğeri zor çünkü. Öncü aydın olmak zahmetli iş. Öncü aydın olmak yalnızlık demek her türlü hakarete, saldırıya maruz kalmak demek. Ama Öncü Aydın bunları göğüsleyendir. Israrla farklı bakacağız, dayatılanı hep sorgulayacağız, komplocu virüslerin tuzağına düşmeyeceğiz. Hangi virüs? Nihayet konuma geldim. Koronavirüsün kaynağı ne? Burada yazdım. Koronavirüse 5G mi sebep oldu? Yoksa koronavirüsü Çin'in 5G teknolojisini engellemek için mi üretildi? Sadece sordum. Maalesef alay konusu olan bilim gazetecisi gibi ilaç çevrelerinin gölgesinde kalem oynatanlardan her daim olduğu gibi komplocu damgasını yedim. Yazımdan 3 hafta sonra Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Li Zaho Zhao salgını Wuhan'a Amerikan askerlerinin getirdiğini açıkladı. Yazımı tekrarladı. Wuhan'da 18-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Dünya Askeri Olimpiyatlarına katılan Amerikan askerlerini işaret etti sözleri ne kadar gerçekleri yansıtır tartışılır. Tartışılmaz hakikat şudur. Çin devleti kolay kolay böyle açıklama yapmaz. Hep soğukkanlıdır. Sözcü Zaho'nun sözlerini güçlendirecek ya da çürütecek onlarca olgu yazılabilir. Tartışmak lazım. Ancak bu arada size yeni tartışma konusu öneriyorum. Çin'deki virüsle batıdaki virüs aynı mı? Çinli ABD arasında virüs savaşı mı yaşanıyor? Trump ısrarla neden Çin virüsü diyor? Çin uluslararası borsalarda %44 oranında düşen hisselerini nasıl ucuza topladı? Her farklı iddiaya tembellik yapıp komplo demek kolaycılık, zahmetli olan soruların peşine düşmek, çok okumak, çok araştırma yapmak.